Bursa, Balıkesir, İzmir, Antalya varsa ne zaman ödüyorlar? Yani bu biraz hep aynı insanların tartışmasına dönüyor. Doğru söylüyorsunuz Musa Bey. Teşekkür ederiz. Şimdi biraz önce arz etmiştim. Şimdi Yusuf Bey'den sonra Vacit Bey gelecek. Bundan sonra nasıl devam edeceğimize birlikte karar vereceğiz. Bu bağlamda değerlendirelim. Yusuf Bey buyurun. Musa Bey, Düzce'den çok güzel ses getirdin de bazıları tekrar tekrar konuşuyorsa bu mücadelenin içinde çok uzun süre olduklarındandır. Onlara da saygı göstermek lazım. Şimdi Şamil abi, biz Şamil abiyle ben işte sondayken tanıştık. Biz onun evinde ilk Çerkezlik derslerini aldık. Ve ben o zaman dönüşçü oldum. Kaç yıl geçti üzerinden? Herhalde 30 yıla yaklaştı değil mi? Az değil, fazla. Şimdi Sezai Babakuş'un 10 yıl önce yazdıklarını okuyorum. Sezai Babakuş'unkilerde bir sorun yok. O aynen devam ediyor. Ama bizimkilerde sorun var. Biz Kurtuluş Yolunda Birlik Grubu diye Ankara Derneği'nin yönetimine geldik. 77'de. 78'de Ankara Derneği'nin ismini Kuzey Kafkasya Halk Kültür Derneği diye değiştirdik. Niye? Çünkü artık dönüş grubu içinde ciddi miktarda sosyalist vardı. Veya sosyalist demesek bile sosyalizm düşüncesinden feyiz alıyorlardı. Yani biz ulusal sorunu birçok yazında yazdım. Marx'ın, Lenin'in, Stalin'in ulusal sorun üzerine yazdıklarından öğrendik. Tabi ondan sonra Yalçın da söylediği gibi Ali Balçık'tı, Valestan çıktı. Birçok çağdaş yazar çıktı. Artık onları da okuyor ve öğreniyoruz. Onlardan ulusal sorunu, kimlik sorununu, etnik sorunu öğreniyoruz. Bundan dolayı birçok düşünce değişiyor, tartışıyoruz. Ama asıl olan tutarlı olmaktır. Sezai Babakuş da içimizdeki en tutarlı insanlardan biridir. Nereden nereye geldik? Demokratik Çerkez platformunda Sezai bahsetti. Biz beraberdik. İçimizde herkes vardı ve Çerkez olduğumuzu herkese anlatmaya çalışıyorduk. Sakıncalı günler denen günlerde o bildiriler yazıldı ve kitleler de bizi destekledi. 21 Mayıs'ta Demokratik Çerkez platformunun ciddi katkılarıyla toplumsallaştı Türkiye'de. Elbette 21 Mayıs Kafkasya'da ilk defa anıldı, yasaya geçti. Ama Demokratik Çerkez platformu Türkiye'de Çerkez kamuoyunun sürgünü, soykırımı, acıları tanıması konusunda ciddi emek verdi. Peki değişen nedir? Yani burada Düzce, Adapazarı, Hendek, Sakarya, İzmit, Biga, Eskişehir, Bozdük'teki abaza arkadaşların bu isim konusunda tereddüt etmesinde neden nedir? Niçin sormuyorsunuz? Ve niçin bu imzayı attıranlar, bir kere daha soruyorum, onların imzasını istemiyor? Söyleyeyim, ben kendi siyasi grubumdan söyleyeyim. Dönüş hareketi içinden söyleyeyim. Bizim dönüş hareketinin içindeki arkadaşlarımızın da dünyaya bakışları değişti. Daha yeni Facebook sayfalarında Necdet abi, dönüş hareketinin sorumlularından biridir. Diyor ki, siz Türkiye şapkasıyla Kafkasya'ya bakamazsınız. Kafkasya'da Çerkez eşittir Adiye'dir. Şimdi Yalçın dedi ki hiçbir zaman öyle olmadı. Doğru, ben de katılıyorum. Bu Çerkezya yurtseveri arkadaşlarımızla samimi olarak tartışırken ben de Çerkez'in Adiye, Abaza, Vubuh, Karaçaylar için kullanıldığını, Çerkez kavramının gelişiminde bunun çok önemli olduğunu, hiçbir zaman Adiyelerin tek olmadığını, Zafer'in dediği gibi Çerkezya'nın ta kuzeylerinde Abazinlerin de Abazaların da yaşadığını falan, bunları söyledik ama bir başka şey de var. Kimlikler yalnızca bilimsel gerçeklerle oluşturulmuyor. Kimlikler yalnızca tarihe geri dönülerek oluşturulmuyor. Kimlikler bir de politikayla oluşturuluyor. Türkiye'de böyle ulusçu politikalar da var. Bizim içimizde böyle ulusçu politikalar da var. Şu an Çerkezya denen yer neresidir diye soruyoruz. Cevap yok. Tarihi Çerkezya'dan bahsediyorsak, tarihi Çerkezya Yalçın'ın anlattığı gibi. 4 Mayıs'ta gidin, bir daha dinleyin.
Bugünkü Çerkezya nedir? Bence bugünkü Çerkezya dediğimiz yer Adıyey'dir, Karacay Çerkez'dir ve Kabardey'dir. Çünkü öbür tarafta nüfus kalmadı. Yani Soçi'nin halkları kalmadı. Sefer abinin yazdığı kitabı okuyun. O halkların hepsi işte biraz evvel burada tereddüt eden derneklerimizin üyeleri. Yani onlar Soçi'nin halkları Düzce'de yaşıyor, Adapazarı'nda yaşıyor, İzmit'te yaşıyor. Bu insanlar hep kendileri de Çerkezliler, hep birlikte oldular. Hain denende de birlikteydiler, kahraman denende de birlikteydiler. Fakat bugün tereddüt ne? Çünkü bugün tereddütü yaratan şu an Çerkezya'da, Çerkezya denen bölgede Türkiye unsur olarak Karaçay ve Balkanları saymazsak, çünkü etnik birliklerimiz zaten olmayacak. Yalnızca hemen hemen Adıyeler yaşıyor ve çok az bir Abazin yaşıyor. Ulusal politikayı böyle kuruyorsa birileri, bizim Türkiye'de buna hassasiyet göstermemiz lazım, öyle değil mi? Bir reel durum var. Diyoruz ki bizim yüzümüz ana vatana dönük. Tamam, ana vatan başkentleri arasında kilometrelerce mesafe var. Yani Sohum'la Maykop arasında, Maykop'la Nalçık arasında kilometrelerce mesafe var. O zaman Çerkezya'nın Ubuhu Abazası zaten Ubuhu halkı asimile oldu. Dil anlamında söylüyorum. Diğer şey tarihe kalmış bir şey. Bir reel durum da var. Yani bizim düşüncelerimizde değişiklik yok. Eğer samimi olarak Hasan burada söyledi biz böyle tanımlıyoruz diye. Samimi olarak söz veriyorsanız burada biz Adıyeler olarak söz veriyorsak ben bir Adıye olarak söylüyorum. Biz Çerkez'i gerçekten hepsini kapsayacak diye kullanıyorsak bu konuda samimiyseniz gerçekten o zaman bu bölgenin ben de bir Düzceli olarak işi gücü bırakalım. Bu akil insanların Türkiye'ye gezdiği gibi biz de o bölgeyi gezelim. Oradaki Abaza hemşerilerimize anlatalım biz Çerkeziz diye. Derneğimizin adında bu yapmak istiyoruz. Birlikte dayanışacağız diyelim. Ama bu konuda samimiysek, bu konuda samimiysek yapalım. Ben Ankara Derneği Çerkez olurken bunun altına imza attım. Çünkü böyle bir tanım yaptık. Ankara Derneği tüzüğünün ikinci maddesi böyle. Diyor ki orada Çerkez bütün Kuzey Kafkasyalıları kapsar. Ama tereddütlerim var. Bu konuda samimi miyiz? Şüphe ediyorum. Bir de ileride siyaset bizi buraya mı götürecek? Ondan da şüphe ediyorum. Benim Adıyey'deki dönüşçü arkadaşlarımın hemen hemen %90'ı Çerkez Adıyey diye kullanıyor. O zaman benim tereddüt etmememden doğal bir şey olabilir mi? Bakın size son bir kere okuyacağım. Diyor ki Şamil abi, kahvedin, Yusuf diyor Çerkez demeden konuşuyor. Nasıl konuşacağız? Hayatımız bununla geçti. Başka bir kelimeyi nasıl kullanacağız? Hayatımız BKD ile mücadeleyle geçti. Başka nasıl kullanacağız? Ama değişen benim fikirlerim değil. Değişen başka şeyler. Etnik milliyetçilik yapılıyor. Samimi olarak söylüyorum. Dönüşçüler de yapıyor bunu. Şimdi Kahve'nin ilkelerini biz hazırladığımızda Çerkez'i herkes anlamında kullanıyorduk. Bütün Kuzey Kafkasyalar anlamında kullanıyorduk. Dünya Çerkez Birliği'ne gittiğimiz zaman da öyle kullanıyorduk. Bakın Dünya Çerkez Birliği'ne giden heyetin bir tane üyesi benim. Gurur duyuyorum. Ama ben artık çok zor durumdayım. Çünkü bizim sözlerimizin gerisinde kaldık. Size okuyacağım. Ne diye gittik oraya? Çok hızlı okuyayım peki. Beşinci madde. Dünya Çerkez Kongresi örgütü tüm dünya Çerkezleri adına hareket edebilmeli. Hükümetler, ulusal kuruluşlar, dünya basın ve yayınları ile iletişim araçlarını Çerkez ulusal sorun konusunda etkileyebilecek ve bilgilendirebilecek düzeyde yetkili ve etkili olacak biçimde kuruluşu sağlamalıdır. 6. Dünya Çerkez Kongresi aşamalı olarak kıyı boyu adiyeleri, adiyeleri, Çerkez adiyeleri, Kabardey adiyeleri, Mezduk adiyeleri ve Kafkasya'nın daha başka yörelerinde kalmış küçük adi grupları arasında daha sıkı bir ilişki ve etkileşim ağı kurmalı. Bunun için bütün bu grupları kapsayan bir program oluşturmalı ve bu program ve çalışma biçimi ikinci aşamada Çerkez abazinleri ile Abhazya abazalarını kapsamalıdır. Bu
kültürel ve ulusal birimleri, grupları içinde toplayan Dünya Çerkes Kongresi örgütü, Kabardey, Çerkes, Adige'yi, Kıyıboyu ve Mezduk Adige'leriyle Babazi Babazaları kapsayan bir Adige Apas Federasyonu'nun temelinin atılmasına çalışmalıdır. 7. Dünya Çerkes Kongresi yine aşamalı olarak Kabardey Adigecesi, Çerkes Adigecesi, Adige'yi Adigecesi ve Kıyıboyu Adigecesini aynı alfabeyle yazıp okunabilecek hale getirilmesi için Abazince ile Abazaca'nın ise yine tek bir alfabeyle okunup yazılır hale getirilmesi doğrusundaki çalışmalarını koordine etmeli. Böylece amaçlanan Adige Apas Federasyonu'nun kullanacağı dili de iki dile indirgeyerek çözümlemeli ya da çözümleme çalışmalarını koordine etmelidir. Yani biz Dünya Çerkes Birliği'nin kuruluşuna katıldığımızda Türkiye'yi temsil eden delegeler olarak oranın yalnızca Dünyevsov Adige Khase değil, Dünyevsov Adige Babaza Khase olması konusunda direttik ve kabul ettirdik. Sırf biz değil, Dünya Çerkes Birliği'nin 3. kongresine Afaz Dışişleri Bakanı geldi ve biz buradayız çünkü biz Çerkeziz dedi. Sonra 5. kongresine Arzumbagin'e delege gönderdi. Biz burada kalacağız çünkü Çerkeziz dediler. Bunlar da kayıtlarda var. Ama bugün ne olduysa oldu, Apaz Abazin Birliği diye bir birlik kurulmuş, ayrılmışlar. Ve şu an Dünyevsov Adige Khase'dir durumu. Şimdi ayrıldılar mı, ayırttırdılar mı? Bunlar çok uzun tartışılır. Ben bunu bir etik bir şey söylemek istiyorum. Adige ahlakı ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Biz eğer kongrede çoğunluğa bakacaksak, Adigeler çoğunluğuz, burada Abazalar azınlıkta kalır. Bir oylama yapacaksak sırf etnik bölünmüşlükle bizim sayımız çok olacaktır. O zaman Abazalara güle güle. Gerçekten böyle olacak. Ama burada söylendiği gibi burayı hep beraber kurdursak, ve bu birliğe sadakat gösteren Adigeler varsa etik olarak birlikte devam etmemiz gerekir. Konfederasyon diyor Ferul, elbette konfederasyon da tartışılabilir. Ama federasyon, burası şu an federasyon. Ve Apas Fethi buradaki arkadaşlar, buradaki Abaz arkadaşların hepsi Apas Fethi'nin yaptığı yanlışlara karşı direnenlerdir. Buradaki Abazların hepsi bizim genel kurullarımızla ilk defa belki ben şeyden duydum, başka söyleyenler de olmuştur. Şu an Apazya'da yaşayan dönüşçü arkadaşımız Hendek Dernek Başkanı Ali'nin anlatmasıyla gündeme geldi. Ali ilk defa anlattı bize Kafkas Apaz Dayanışma Komitesi'nin antidemokratik işleyişini, Kafkas Apaz Dayanışma Komitesi'nin yanlışlarını bir abaz olarak, biz Adige olarak değil, o biz bir abaz olarak kendi içimizde bize anlattı. Ondan sonra biz eleştirmeye başladık. Aramızda problemler gelişti. Ondan sonra onlar kurdurdu Apaz Fedi. Ve bizim üyemiz olan Abazalar Apaz Fedi'nin kendi bölgelerine girmeye söylediklerine göre cenaze ve düğün dışında siyaseten girmesine izin vermiyor. Bizim bu arkadaşlara saygı duymamız lazım. Onlarla birlikte olmamız lazım. Sağ olun.